Murat Bardakçı Cami kapatan Avusturya'nın asıl arzusu bizi Avrupa'dan sürmektir ve bu zihniyet asırlardır aynıdır. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un 7 camiyi kapatıp imamlarını da sınır dışı edeceklerini açıklaması üzerine şaşırıp hiddetlendik ama Avusturya'nın bize karşı geçmişte de böyle birdenbire düşmanca işler yapmış olduğunu ve bütün bu kararların arkasında Türkleri Avrupa'dan çıkartma arzusunun yattığını unuttuk. İşte Viyana'nın yaptıklarından biri. 1908'de kağıt üzerinde de olsa bize ait görünen Bosna-Hersek'i birdenbire işgali ve işgal karşısında başlattığımız ama sonuçsuz kalan fes boykotunun hazin öyküsü. Avusturya 7 camiyi kapatıp çok sayıda imamı da sınır dışı etme kararı aldı. Kararın aleyhinde şimdi ardarda arda demeçler veriyoruz, açıklamalar yapıyoruz ama Avusturya'nın geçmişte de aleyhimize dünya kadar işler yapmış, hatta apansız topraklarımızı bile işgal etmiş olduğu artık hatırlanmıyor. Böyle hadiselerden birini 1908'de yaşamıştık. Avusturya o senenin 5 Ekim'inde kağıt üzerinde de olsa Osmanlı toprağı görünen Bosna Hersek'i birdenbire işgal edivermiş. O günlerde hayli güçsüz olan Türkiye bu işgale askeri karşılık yerine çok daha hafif bir tepkiyle Avusturya'dan ithal edilen fesleri boykot ederek karşılık vermeye çalışmış ama boykot tarihe geçmekten başka işe yaramamış ve maalesef Avusturya'nın istediği olmuş yani Bosna Hersek elimizden çıkmıştı. İşte Avusturya'ya karşı giriştiğimiz bu boykotun hazin öyküsü. Özgürlük anarşiye döndü. Tahtta Sultan Abdülhamit vardı. İktidarının 32. yılıydı ve memleket karma karışık, her şey birbirine girmiş haldeydi. Hükümdar Jön Türklerden, Rumeli'deki askerlerden, içeriden ve dışarıdan gelen özgürlük baskılarına nihayet boyun eğmek zorunda kaldı ve 1908'in 23 Temmuz'unda seneler önce kapattığı meclisin yeniden açılmasına izin verdi. Bu hadise tarihlere ikinci meşrutiyet olarak geçti. Abdülhamid'in 32 sene boyunca devam etmiş olan mutlak idaresi birkaç gün içinde yerini aşırı bir serbestliğe bıraktı. Meşrutiyetin yeniden ilanını sağlayan İttihat ve Terakki'den artık Mukaddes Cemiyet, İttihatçıların merkezi Selanik'ten Hürriyet'in beşiği Abdülhamid'in iktidar senelerinden ise Devri Sabık diye bahsedilmeliydi. O zamana kadar söylenmesi yahut yapılması yasak olan ne varsa yazılıp konuşulur oldu. Vakti zamanında sürgüne yollanan muhalifler peş peşe İstanbul'a döndüler. Sansür kalktı, memlekette hürriyet rüzgarları esmeye başladı ama bu rüzgarlar zamanla fikir anarşisi ve karşılıklı ağır hakaretler haline aldı. Hürriyet rüzgarları birkaç hafta sonra daha da şiddetli bir fırtınaya döndü. Jön Türkler ve İttihatçılar duruma hakim gibi görünüyorlardı ama memlekette kimin sözünün geçtiği artık pek belli değildi ve karmaşa başkalarına yaradı. Türkiye ile araları o zamanlarda da iyi olmayan ve babaili ile devamlı didişen komşularımıza ardarda toprak kaybı İlk ata Avusturya yaptı ve İmparator François Joseph 1908'in 5 Ekim'inde yayınladığı bir kararname ile o zamana kadar kağıt üzerinde de olsa Türk toprağı sayılan Bosna Hersey'i ilhak ettiklerini açıkladı. Babali Viyana'nın sebep olduğu bu şaşkınlığın içindeyken aynı gün bu defa Sofya'dan bir başka haber geldi. O zamana kadar yine kağıt üzerinde Osmanlı toprağı sayılan ama yarı bağımsız Prenslik olan Bulgaristan artık bağımsız bir krallık olduğunu ilan etti. Bütün bunların üstüne Yunanistan da hemen ertesi günü Girit topraklarına kattığını duyuru verdi. Baba Ali'nin bütün bu oldu bittilere protesto dışında bir karşılık vermeye ne gücü ne de hali vardı. Viyana'ya, Sofya'ya ve Atina'ya gönderilen telgraflarla Osmanlı topraklarına yapılan bu tecavüzler kınandı ama bu arada herkesi şaşırtan bir de karar alındı. Avusturya ile yapılan her türlü ticaret boykot edildi ve ithalat durduruldu. Türkiye'nin Avusturya'dan yaptığı ithalatın büyük kısmını o zamanki giyimimizin ayrılmaz bir parçası olan fes teşkil ediyordu. İstanbul'da gerçi faaliyette bulunan bir feshane vardı. Fes üretimine özel sektörde girmişti ama yerli üretim ihtiyaç miktarının çok altındaydı. Kullanılan feslerin %70'e yakını Avusturya malıydı. İttihatçılar da boykotu var güçleriyle desteklediler. Partili konuşmacılar İstanbul'un hemen her meydanında nutuklar çekmede, halkı Avusturya malı fesleri kullanmamaya ve daha önceden satın aldıklarını da parçalayıp atmaya çağırmadaydılar. Gazeteler boykotu destekliyor, Avusturya malı satan dükkanların önünde gösteriler yapılıyordu. O senenin ekimi ile aralığı arasında İstanbul limanına gelen Avusturya mallarıyla dolu 26 gemi yüklerini boşaltamadı. Avusturya şirketleri büyük zararlara uğradılar ama Viyana işgali kararından geri adım atmadı. Boykota katılanların sayısı da gün geçtikçe arttı. Avusturya'dan gelen fesler satılmaz oldu. Fesin yerini kalpağı andıran serpuşlar aldı ama milli galeyan sadece 4 ay devam edebildi. Viyana ile masaya oturan Baba Ali 1909'un 26 Şubat'ında imzaladığı anlaşmayla Bosna Hersey'in Avusturya'ya ait olduğunu kabul edip bu topraklar üzerindeki haklarından feragat etti. Koskoca Bosna Hersey'e mukabil %11 olan gümrük oranlarının %15'e çıkarılmasına ve bazı maddeler üzerinde tekel kurulmasına karar verildi. Avusturya anlaşmanın imzalanmasından sonra yeni pazarı bize iade etti ve Bosna Hersek'teki devlet arazilerine karşılıkta 2,5 milyon Osmanlı altını ödedi o kadar. Birkaç hafta sonra da Sofya ile anlaşma imzaladık ama ne anlaşma? bu defa 5 milyon İngiliz altını karşılığında Bulgaristan'ın bağımsızlığını kabul ettik fakat kuruş alamadık. Bulgaristan tazminatı ödeyecek takati olmadığını söyleyerek Rusya'yı devreye soktu. Ruslar 5 milyon altını garanti ettiklerini açıkladılar ama Türkiye'den kalma savaş tazminatı alacakları bulunduğunu iddia ederek 5 milyonun üzerine oturdular. Bosna Hersek'in işgali Asırlar boyu savaştığımız Avusturya'nın bize karşı güttüğü düşmanca politikaların 20. asırdaki son örneğini teşkil etti ama bütün bunları unutup Birinci Dünya Savaşı'na, içerisinde Avusturya'nın da yer aldığı bloğa katılarak girdik. Sonrası ise malum, savaş hem Türkiye'ye hem de Avusturya'ya birer imparatorluğa mal oldu. Bundan 110 sene önce bize ait olan Bosna Herse'yi İşgal eden Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla bugün camileri kapatıp imamları sınır dışı etmeye karar veren Avusturya Cumhuriyeti arasında zihniyet bakımından hiç fark yoktur. Murat Bardakçı Habertürk